çeker misin? Sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş Genç Handbol takımı kutlama yemeğinde bir araya geldi. Rumelihisar'ında bulunan bir restoranda düzenlenen yemeğe Beşiktaş Mogaz antrenörü Müfit Arın, Beşiktaş Mogaz idari menajeri Berk Karahan, genç handbol takımı antrenörü Yusuf Ali Kurt, yardımcı antrenör Yıldıray Şahin, Süleyman Seba Spor Salonu müdürü Hakan Özmızrak ve siyah beyazlı oyuncular katıldı. Beşiktaşlı antrenörler ve sporcular Boğaz manzarası eşliğinde samimi bir ortamda bir araya geldiler. Beşiktaş Genç Handbol takımının şampiyonluk kupası da sporcular masasında güzel bir aksesuar olarak yerini aldı. Bu güzel organizasyonun ardından Beşiktaş Mogaz antrenörü Müfit Arın, genç handbol takımının şampiyonluğunu kutladı. Çocukların hepsini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Altyapımızın da böyle yavaş yavaş kendini göstermesi, gösterme derken bu yetişen sporcuların da yavaş yavaş üstlerde görev alması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Altyapımızda çalışıyor, bunu görüyoruz. Bizim için önemli olan bu başarılardan ziyade Beşiktaş kültürüne yakışan çocuklar yetiştirip bu çocukların da A takımda mücadele etmesi. Bunlar da yavaş yavaş başladı. 3-5 yıl içerisinde tamamen kendi sporcularından oluşan, çoğunluğu kendi sporcularından oluşan takımlarla mücadele etmeyi görünce hakikaten diyeceğiz Beşiktaş altyapısı iyi çalışmış. Burada hocalarımı gerçekten kutluyorum. Başarılarında devamını diliyorum. Genç handbol takım antrenörü Yusuf Ali Kurt da Beşiktaş TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirten Kurt, hedeflerinin A takıma daha fazla oyuncu kazandırmak olduğunu söyledi. Yıllardır emek veriyor çocuklar özellikle. Ama bizim için şampiyonluktan çok bu çocukların A takımda oynayacak olması önemli. Oynayanlar da var. Bu yıl bir ikisini daha buraya yükselteceğiz. Daha önce de söyledim, şampiyonluklar geçici ama bu çocuklar yıllarca bu takımla hizmet edecekler. Asıl olan bu. Çocuklar 7 yıldır bizle birlikteler. Yani hedefimiz zaten burasıydı. 7 yıldır da ilginçdir. Hep final oynadık yıllardır. Finallerde hep böyle bir sayı farkla falan kaybettik. Ama bu yıl bu hedefimize ulaştık. Doğrusu da bu. Şimdi A takım 7 yıldır ambargo koyarken bizim koymamamız olmazdı. Biz de başladık. Bundan sonra da devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Evet, güzel bir Boğaz ortamında da bir yılın yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Keyifliyiz tabii yani. Benim şöyle bir felsefem vardır. A takıma oyuncu yetiştirmek için çalışıyorsak ve bunlar A takıma yükselip oynayabiliyorsa yetenek ve başarı da bunun içindedir zaten. Yani başarılı oyuncular ancak A takıma çıkarlar. Dolayısıyla hedefledikleri nokta da abiler. Yani yarışmacı bir grup, işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan abileri var. Dolayısıyla da onların koyacakları hedef abiler olacak. Yarışmacı olmak zorundalar. Rakipleri de onlar kadar yarışmacılar. Bunu yarışmacı ruhunu kazandıramadığımız zaman başarılı olmamız mümkün değil. Ama biz eğitimci olarak özellikle altyapıda başka bir şeyi daha vurgulamak isterim. Biz sadece handbolcu yetiştirmiyoruz. Biz önce adam yetiştirmeye çalışıyoruz. Yardımcı antrenör Yıldıray Şahin, düzenlenen yemekle birlikte genç handbol takımının şampiyonluğunun yanı sıra küçükler ve yıldızlar kategorilerinde hazırlıklarının devam ettiğinin altını çizdi. Genç takımın şampiyonluğunu kutluyoruz. Güzel bir ortamdayız. Çocuklarla beraber yemeğimizi yedik. A takım hocamız bize destek veriyor. Menajerimiz Berk destek veriyor. Tabii bizim sezon daha bitmedi. Biz şu an Küçükler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ayın 10 ile 15 arası Karabük'te yapılacak. Onun peşine 17-22 Haziran'da da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası var. O yüzden arıl arıl çalışıyoruz. İşte bu akşam bir ara verdik. Genç takımla yemek yiyerek bir yorgunluk atıyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. Bu takım ayrıca PAF Ligi'nde oynuyor. Yani Süper Lig'de oynayan takımların PAF takımları olarak da oynuyorlar. Bu sezonu ikinci olarak bitirdik. Tabii biz PAF Ligi'nde biraz küçük kalıyoruz. 2 yaş büyükleriyle oynuyorlar ama gelecek yıl şimdi yine genç takım olarak oynayacak aynı takımımız. Yine PAF takımda da oynayacaklar. Orada da yine şampiyonluklar bekliyoruz. Şimdi A takıma yükselen oyuncularımız var. İnşallah onları sahada göreceğiz. Tabii onları orada görmek bizi çok mutlu ediyor. Şampiyon Beşiktaş Genç Handbol takımının kaptanı Kubilay Yılmaz da şampiyonluk için çok çalıştıklarını ve bunu başardıklarını söyledi. Öncelikle biz bu şampiyonluk için bütün sene çalıştık. Yani emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum ben. Gençler Ligi'nde kaçırdığımız şampiyonluğu Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak aldığımızı düşünüyorum. Bu sene de A takımda oynadım ben. Hocam sağ olsun çok şans veriyor bize. Daha arkadaşım da var, o da
benimle beraber genç takımda hem A takımda beraberiz. Hoca bize çok şans veriyor sağ olsun. Biz de o şansları elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz.